Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldiniz günden kalanlara. Günden kalanlara her zaman olduğu gibi önce piyasa toparlamasıyla bir başlayalım. Rakamlarla görünüm bugün an itibariyle nasıl? Borsa İstanbul yine %1'in üzerinde, %1'in biraz üzerinde bir kayıpla 9.565 puandan güne kapadı. Borsadaki bu sıkıntılı görünüm devam ediyor. Üzerine tabii konuşacağız birazdan Sevcan'la. Neden böyle bu sıkışma hareketi nasıl devam edecek? Zayıf endeks profilini nasıl okumak lazım diye. Dolar TL'ye baktığımızda 34 kıyısındaki fiyatlaması devam ediyor. Euro TL'nin de 38 kıyısındaki fiyatlaması karşımızda. Euro dolar çaprazı 1.1167'de. Amerika'ya bakalım. Amerika'da bu hafta çarşamba günü Nvidia bilançosu gelecek ve tabii cuma günü de PC verisini takip edeceğiz. Amerikan tahvil faizleri 10 yıllıklar 3.80'de. 5 yıllıklar 3.64'te, 2 yıllıklar 3.91 seviyesinde, getiri eğrisindeki hareketler tabii dünyanın yakın takibinde. Emtia ve kripto para fiyatlarına baktığımızda spot altının ons fiyatı 2.512 dolar 57 sentten işlem görürken gram altında 2.746 lira 80 kuruş seviyesini görüyoruz. Elbette hem altın hem petrol, ki orada da yukarı yönlü seyri görüyorsunuz. Brent petrol 80 doların üzerine atmış yeniden kendine, 81 dolar 26 sentte. Amerikan tipi ham petrolde de 77 dolar 22 sent seviyesi var. İkisi de primli, genel olarak jeopolitik gelişmelerin yarattığı etki olarak yorumlanıyor. Şu an itibariyle, bugün itibariyle altın ve petrol tarafındaki yukarı yönlü seyir. Bitcoin'e baktığımızda 63 bin doların biraz üzerindeki 63.380 dolar civarındaki seyir devam ediyor diyelim ve araştırma masasına gidelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet Sevcan, her zaman olduğu gibi yanımda. Hoş geldin. Yokluğunda çok özledim seni. Geçen hafta beraber değildik çünkü. Sevcancığım, şimdi önce yine Borsa İstanbul tarafıyla başlayalım. Çünkü Borsa İstanbul'da, şimdi az önce de biraz söyledim, böyle hani bu sıkışık, iştahsız, sıkıntılı görünüm devam ediyor. Aslında biraz 5 Ağustos'taki küreseldeki hikayeyle başlayan ama oradaki toparlanmayla aynı paralelliği ve aynı seyri göstermeyen bir görünüm var. Ne diyorsun? Ağustos nasıl geçer? Eylül'de borsa yönünü nereye çevirir? Öngörüler ne diyor? Hali hazırdaki fiyatlamalarda daha ziyade hangi temalar sürükleyici oluyor, belirgin? Onlarla başlayalım. Borsa İstanbul'da riskten kaçış teması hala devam ediyor. Biz 5 Ağustos'ta küresel satış dalgasını gördük ama Borsa İstanbul'u bunu telafi edemediği gibi ardı ardına devam eden süreç içerisinde de aslında var olan karlı pozisyonların kapatıldığı, yeni pozisyonların eklenmediği, bunun üzerine de yabancı yatırımcıların bir miktar daha satış yaptığı, üstüne üstlük bir miktar daha aslında yatırım fonlarının çıkış yaptığı, Türk hisse senedi fonlarından da çıkış olduğunu gördüğümüz bir süreç içerisinde geçirdik. Ne oldu? Zirve seviyeyi biz 11.250 TL bazlı endeks seviyesinde görmüştük Borsa İstanbul'da. Diğer tarafta şu anda ne oldu? 9.700 ile 10.200 bant aralığı arasında sıkıştığımız bir bölgeyi yaşadık. Bu bant aralığından dolayı da aşağı yönlü bir hareket eğilimi başladı. Yeni gördüğümüz, yani önümüzdeki seviyeler ise 9.350 ve 9.400 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor ki aslında bu da bir miktar daha yatırımcıları da ürkütüyor rakam bazında da. Bugünkü kapanış 9.566 endeks seviyesinden gerçekleşti. 200 günlük hareketli ortalamayı hatırlayalım hemen, 9.288 seviyesindeydi. Dolayısıyla biz 19 Nisan tarihine geri döndü aslında Borsa İstanbul. Son aylardaki kapanış eğilimimizi 19 Nisan'daki seviyemize kadar gerilettik. Dolayısıyla bu da bir miktar daha korkuyu da yaratıyor. Bu hafta özelinde şunun notunu düşünelim. 30 Ağustos nedeniyle biz cuma günü resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul kapalı. Salı günü gerçekleşen işlemlerin takısı Perşembe günü gerçekleşecek. Dolayısıyla bu haftanın bir zayıflık ve kırılganlığı da nereden geliyor? Aslında bu yarım hafta olması ve işlem takısının daha sınırlı süre içerisinde gerçekleşmesi ve ay sonu olmasıyla beraber. Seninle beraber hep daha öncesinde takip ediyorduk aslında. Vadeli işlemler kontratında ay sonunda bir miktar daha satış baskısı hissediliyor. Yeni aya başladığımız zamanda ise fiyatlanmayan iyi haberlerin fiyatlandığı bir senaryoyu görüyorduk yatırımcı davranışı bazında. Dolayısıyla yine aslında buna benzer bir eğilim olabilir. Özellikle neyi takip ediyoruz? İşte Eylül ayı bizim için
Türkiye için 6 Eylül tarihi önemli olacak. Çünkü Fitch'in Türkiye'ye dair kredi notunu açıklayacağı tarih. Bunun arkasından hangi tarihler önemli? ECB'nin faiz kararını takip edeceğiz. 13 Eylül haftasında 17-18 Eylül'de Fed'in kararını takip edeceğiz. İki büyük merkez bankası faiz indirimine giderse gelişmekte olan ülkeler ve işte Borsa İstanbul ve TL varlıklar yeniden primlenebilir mi? Yeniden talep görebilir mi? Özellikle de fiyat kazanç oranı olarak, değerlemeler olarak yeniden ucuzlayan bir senaryo dahilinde. Bunu takip edeceğiz ama bugünkü kapanışa dair de bir dolar bazlı grafiğimiz vardı. Onu da ekrana alabiliriz. Ekranda şu anda hatta. Fitch'ten bahsediyoruz. Diyoruz ki işte 6 Eylül'de değerlendirme var. Burada sarı bant ile gördüğümüz bölge aslında Türkiye'nin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyede olduğu bölgeyi işaret ediyor ki biz bu dönemde Borsa İstanbul'da 500 seviyesine yaklaşık dolar bazlı görünüm görmüştük. 9 yılın zirvesine ulaşmıştık aslında. 350 seviyesine ulaşmıştı BIST 100 dolar bazlı olarak. Anlık olarak da baktığımızda 281 seviyesine kadar geri çekildi. Bu 350 seviyesinden %14'lük bir geri çekilme var. Ve 200 günlük hareketli ortalama burada 291 seviyesinden geçiyor. TL bazlı da hala 200 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz ama dolar bazlı olarak 200 günlük hareketli ortalamasının aşağısına geçmiş olan bir görünüm var. Bu da aslında bir miktar daha önümüzdeki süreçte negatif eğilim olabileceğini bize gösteriyor. Şunu konuşmuştuk diğer taraftan da aslında 5 Ağustos tarihinde. O küresel satış gününde biz Borsa İstanbul'da grafiğin boşlukta gap'li açıldığını takip etmiştik. O boşluk acaba doldurulur mu? Yani aslında 10.200 seviyesiyle 9.800'lerdeki aralık dolar mı diye takip ederken grafik şimdi daha da aşağıya gidiyor. 19 Nisan'daki seviyeye geri döndü diyoruz ve orada aslında farklı bir boşluk var grafikte. O da 5 Nisan'daki açılışımız 9.275, 4 Nisan'daki kapanış 9.128. Acaba hani o 5 Ağustos'taki boşluğu kapatmak yerine Nisan 2024'teki boşluğu kapatmaya mı gidiyor Borsa İstanbul diye de bir teknik soru da sorulabilir. Dolayısıyla zayıflık var. Ay sonu olmasının ya yarım hafta olmasının da bir miktar daha Borsa İstanbul üzerinde kırılganlığını takip edeceğimiz hafta. Ama biz bu hafta genelinde seninle beraber bu yayınlarda Sabancı Holding'in bilançosunu, Şişecam'ın bilançosu gibi aslında Borsa İstanbul'daki dev şirketlerin bilançosunu da takip edeceğiz. Bir miktar daha hikayeyi bilançolar üzerinden yazmaya çalışacağız diyebiliriz. Anladım. Peki biraz daha küreseli, daha doğrusu Amerika tarafını da yine her zaman olduğu gibi irdelemeye çalışalım. Bu hafta şimdi sen de dedin tabii orada 18 Eylül'de gözler ama onun öncesinde gelecek veriler önemli olacak. Bu hafta Nvidia bilançosu da elbette piyasalar açısından yakın takipte olacak. Bakalım nasıl bir etki üretecek. Bir öncekinde çünkü çok bekleneni verememişti. Devamının nasıl geleceği o anlamda önemli. Bir de elbette veri odaklı bir süreci Eylül ortasına kadar Amerika'da takip edeceğiz gibi görünüyor piyasalar açısından, öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Yani Powell'ın konuşmaları öyle bir noktada bıraktı ki aslında kısa vadede borsaya boğa piyasası diyebileceğimiz bir eğilim oluştururken diğer tarafta da veri bazlı takibe yol açtı ve orta uzun vadede ne yapacağını bilemeyen bir piyasa dinamikleriyle baş başayız aslında. Volatilitenin de yüksek olduğu günleri takip edeceğiz. Buradan güçlenen altın var. Aslında biraz da onun fiyatlarına değinebiliriz. Doğru söylüyorsun. Gümüşte de altında da yukarı yönlü hareketler var. Az önce ben altında da söyledim. Biraz jeopolitiğin de etkisi var orada galiba, değil mi Sevcan? Kesinlikle jeopolitiğin etkisi var ve önümüzdeki süreçte acaba hani bu faiz indirimini takip ediyoruz ama bu verilerden işte istihdam piyasası çok daha önemli oldu. PC enflasyon verisi gelecek. Olur da veriler kötü gelirse yeniden şu andaki olumlu fiyatlama tersine dönerse diye altın ve gümüşe sığınmış olan bir piyasa var. Diğer taraftan da faiz indirimleri şu anda altın maliyetlerini aşağı yönde indirdiği için altına ve gümüşe talep var aslında. Yukarıda altın gümüş rasyosunu görüyoruz. Buradaki seviye 10 yıllık ortalama 79 seviyesinde. Mevcut durumda 84 seviyesindeyiz. Altının onsunu bugün biz 2500'ün üzerine çıktığı ve rekor kırdığı bir haftayı geçtiğimiz haftayı takip ettik aslında. Gümüşe bakıyoruz, 30 dolar seviyesi üzerinde olduğunu görüyoruz. Ve şimdi çeşitli yatırım bankalarının aslında altın için öngörüleri var. Citibank'ın görüşü şu. İşte Fed faiz indirimi beklentileriyle beraber altın ETF'lerine girişler devam eder. Haziran 2024'e kadar 2 Haziran 2025'e kadar altın onsu 3000 dolar seviyesine ulaşabilir diyor. Goldman'ın bir görüşü var. Aslında onlar da Nisan 2025'e kadar 2700 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyorlar. UBS de şunu ifade ediyor. Fed'in ilk faiz indirimi altına olan talebi, altın maliyetinin aslında dezavantajı ortadan kalkacağı için arttıracak. Dolayısıyla biz bugüne kadar spot piyasanın hareketiyle beraber altını takip ediyorduk. ETF'ler de buna yön kazandıracak diyor. Diğer taraftan para piyasası
hisse fonlarındaki altın uzun vadeli işlemleri, yani altın pozisyonu için fiyatın yukarı yönlü gideceğine yönelik işlemlerde 4 yılın zirvesine ulaşmış durumda. Burada beklentiler yukarı. Gümüş tarafı da endüstriyel metal olması ve bunun yanına yine güvenli liman olarak son dönemde altının daha ucuz bir versiyonu olarak karşımıza çıkmasıyla beraber fiyatlanıyor. 30 seviyesinin üzerinde. Biz burada aslında Çin'in rezerv biriktirdiği, bakır rezervini arttırdığı, gümüş rezervini arttırdığı bir senaryoyu da konuşmuştuk. Burada hala rezervlerini arttıran bir Çin var. Hem altında hem de gümüşte. Ve Şangay Borsası'nda aslında gümüşün de makasına baktığımız zaman da 10 yıllık hareketli ortalamanın üzerine daha büyük bir farkla fiyatlanıyor. Dolayısıyla Çin'in altın ve gümüş toparladığı piyasanın ise bu fiyatı, hani bu aradaki farkın kapatmaya çalışırken daha yüksek maliyetlerle beraber altına ve gümüşe ulaştığı bir senaryo içerisinden geçiyoruz diyebiliriz. Sevran, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Senin notlarınla devam edip Ceren'e geçir. Toparlayamadım lafı, daldım senin anlattıklarına. Bir Ceren Dilekçi Kösoğlu'nun notlarını alacağız. Londra'ya gideceğiz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, Ceren Dilekçi Kösoğlu bizi bekliyor. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ceren merhaba, hoş geldin. Biz Sevcan'la Amerika'yı, içeriği, Türkiye'yi konuştuk. Avrupa tarafı için senin notların neler? Evet, selamlar. Evet, Avrupa borsalarında bugün işlem hacmi görece düşük. İngiltere borsası tatil. Endekslerde sabah saatlerinden bu yana karışık seyrine çıkıyor. Yön arayışının hakim olduğunu söyleyebiliriz. Diğer tarafta baktığımız zaman bugün ABD cephesine, ABD borsalarında da karışık seyir var. Burada raporlara bakmak lazım. Mesela Goldman Sachs'ın raporuna göre kurumsal geri alımlar, sistematik fonlar ve perakende yatırımcılardan gelen güçlü akışların önümüzdeki haftalarda hisse senetlerini desteklemesi bekleniyor. Ve bu hafta aslında Nvidia bilançosu oldukça kritik olacak. Bu nedenle piyasalarda bir miktar bekle gör havasının olduğunu söyleyebiliriz. Bugün aynı zamanda petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş hem Amerika'da hem de Avrupa'da enerji hisselerini destekliyor. Mesela Avrupa'ya baktığımız zaman gayrimenkul ve enerji hisselerinin bugün öne çıktığını görmekteyiz yükselişte. Petrol fiyatlarında Brent petrolün varili 81 dolar seviyesinde üzerine çıktı jeopolitik gerilimlerin etkisiyle. Burada özellikle İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurmasının Orta Doğu'da gerilimi artırması ve Libya'nın Doğu hükümetinin ihracatı durduracağını açıklaması etkili oldu petrol fiyatlarında yaşanan yükselişte. Tabii İsrail pazar günü Lübnan'da büyük bir hava saldırısı dalgası başlatmıştı ve operasyonu önleyici bir saldırı olarak tanımlamıştı. Enerji hisseleri yükseliyor petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle. Bugün veriler tarafında biz Almanya'dan iş dünyası güveni verisini takip ettik. İş dünyası güveni Şubat'tan beri en düşük seviyeye geriledi Almanya'da. Üst üste 4. ayda düşüşünü devam ettirdi. İFO iş ortamı endeksi imalat ve hizmet sektörlerindeki duyarlılığın kötüleşmesi nedeniyle geriliyor. Endekste 0.4 puanlık bir düşüş var. Şubat ayından bu yana en düşük seviye olan 86.6 puana gerilemiş durumda. Tabii Almanya'dan kriz sinyalleri gelmeye devam ediyor. Zaten imalat sanayinde krizin derinleştiğini görmüştük geçtiğimiz hafta. İFO Başkanı bugün açıklanan veriler sonrası Alman ekonomisinin gittikçe artan biçimde krize girdiğini ifade etti. İmalat ve hizmet sektörlerinde beklentilerin giderek kötüleşmekte olduğunu söyledi. İmalat tarafında sıkıntıların devam ettiğini, tüketici harcamaların zayıf seyrettiğini, 2024 yılında da toparlanma umutlarının giderek kaybolduğunu dikkat çekmiş oldu. Burada sektörel düzeyde baktığımız zaman anket katılımcıları zayıf talep ve giderek daha olumsuz bir görünüm bildirdikçe özellikle imalat ve hizmetlerdeki duyarlılığın kötüleştiğini görmekteyiz. Ancak ticaret sektörü beklentilerde mütevazi bir toparlanma göstererek genel olumsuz eğilimle hafif bir tezat oluşturuyor. Bu da önümüzdeki dönemde acaba ticaret cephesinde ihracat tarafında bir toparlanma olur mu sorusunu gündeme getiriyor. Diğer tarafta bu yılın sonuna doğru artık sanayi döngüsünün dönmeye başlaması ve finansal koşulların gevşemesiyle beraber bir toparlanma beklentisi öne çıkmakta Zeynep. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Tekrar hoş geldiniz. Vedat Özdan yanımda stüdyoda. Vedat Bey, hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Sizinle bayağı bir konuşacağımız başlık var ama hızla başlayalım. Önce Powell'ın mesajlarıyla, o geçen hafta üzerine konuştuğumuz Jackson Hole beklentileri
materyalize oldu. Mesajlar verildi. Piyasa fiyatlamalarını takip ediyoruz. Ne not ettiniz? Yeni olan neydi? Powell'ın verdiği mesajlar arasında yeni bir şey var mıydı daha doğrusu diye sormak belki daha mantıklı. Ve bundan sonrasına ilişkin beklentiler size ne söylüyor? Evet, geçen hafta Powell'ın Jackson Hole'da iş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama istemediğini söyleyeceğini tahmin etmiştik. Söylemiştiniz, evet hatırlıyorum evet. Bunu. O yönde bir konuşma yaptı. FOMC üyelerinin iki tane Fed'in temel görevinden hangisine baktıklarına bağlı olarak risk dengesinde değişiklik ve dolayısıyla faiz indirim beklentilerinde değişiklik olduğunu söylemiştik. Artık iş gücü piyasasına yönelik riskler daha ağır, yukarıya doğru daha fazla olduğunu beyan etmiş oldu Powell. Enflasyonla ilgili de yukarıya doğru riskler aşağıya doğru risklerden daha küçük dedi. Hı hı. Dolayısıyla enflasyonda düşüş istihdam piyasasında kötüleşme olabilir. Mevcut kısıtlayıcı para politikası devam ederse diye o anlamda değişiklik zamanı geldi dedi. Tabii FOMC üyelerinin de yetkileri var, hani itiraz hakları var. Komite adına konuşmamak için ortada bıraktı. İlla da Eylül ayında işaret etmemiş oldu ama zamanı geldi dedi. Ve bundan sonra patika, hız ve tutar gelişen veriye, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı. İş gücü piyasasında ve enflasyonda yukarı aşağı riskler nasıl dengeleniyor diye. Ve iş gücü piyasasını desteklemek için ne gerekiyorsa onu yapacağız diyerek biraz Draghi'yi de hatırlatmış oldu eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı. O da hatırlarsınız Avrupa Para Bölgesi dağılmasın diye çöp düzeyindeki devlet tahvillerini satın almaya kadar işi vardırmıştı negatif faize ilaveten. Dolayısıyla burada da güçlü bir sözlü yönlendirme gördük. İki tane yeni şey var. Bir tanesi mevcut Jackson Hole'dan önce diğer major merkez bankalarının oldukları ülkelerde büyüme görünümü ABD'ye göre daha kötü olduğu için oralarda Fed'den daha fazla faiz indirimi yapılabilir beklentisi vardı. Powell'ın iş gücü piyasasını desteklemek için Draghi gibi konuşması ne gerekiyorsa yapacağız açıklaması. Orada da Powell'ın ve Fed'in büyümeyi destekleyici bir faiz patikası hedefinde olduğunu, enflasyonun ve istihdam, enflasyonda riskler çok yukarıya doğru çıkmazsa, büyümeyi destekleyici, iş gücü piyasasını destekleyici bir faiz indirim döngüsüne gireceğini gösteriyor. Dolayısıyla Fed'in diğerlerinden daha az faiz indirimi beklentisi bitmiş oldu şimdilik. Evet, bir de Fed'in tabii iş gücü piyasası, gene bununla bağlantılı bir şey. Yani işsizlik oranı ne kadar yükselirse yükselsin, enflasyon düşürmek için para politikası ne kadar gerekiyorsa kısıtlayıcı olmaya devam edecek. Gerekirse ilave kısıtlama yapılabilir beklentisi de bitti. Artık bundan sonra yön belli. Travel diye hani gidişat ya da seyahatin yönü belli. Yani bundan sonra artık gevşeme geliyor anlamında söyledi. O beklenti de bitmiş oldu. Bunların ikisi yeniydi. Ve iş gücü piyasasına güçlü destek, Fed'in büyümeyi de destekleyici olacağı algısını güçlendirdi bence. Peki, şimdi bundan sonrasında tabii konuşulan başlıklar, yani şimdi Eylül'e kadar biz iki enflasyon bir istihdam verisi takip edeceğiz. O sürece kadar yani bunlar önemli olacak bu veri odaklı. Bir yandan da doların güç kaybettiği, dolar endeksinin aşağı geldiği, paritede 1.11'lere vardığımız bir süreci de takip ediyoruz. Dolayısıyla buraya ilişkin beklentiler bize ne söylüyor? Yani önümüzdeki dönemde bu tarafta hangi hareketler beklenebilir, hangisi rasyonel görünüyor? Şimdi verilerden başlayayım. Bir defa hani Eylül'de faiz indirimi, jumbo bir faiz indirimi olabilir mi diye. Onu Clarida geçen hafta açıklamıştı, söylemiştik. Negatif istihdam artışı, yani istihdamda azalma. Enflasyonda da biraz yukarıya doğru çıkış. Şimdi bu hafta şey gelecek, PCE. Hı hı. Cuma günü. Evet. Dolayısıyla orada bir miktar, bir tık yükseliş bekleniyor. Aylık 0.1'di, 0.2'ye çıkması bekleniyor manşetin. Çekirdekte değişme olmayacak. Baz etkisi dolayısıyla 3 aylığın yıllıklandırılmışında da 2.1'e düşecek
şey, yıllıklandırılmışa da bakıyor. Hı-hı. Yıllık enflasyondan bahsetmiyorum. Yıllıklandırılmış başka, anladım, bir şey, hesabı daha farklı. Onu da o Nick Timiraos yazdı. Wall Street Journal'daki. Fed'in muhabiri mi diyorduk? Muhabiri, evet. Dolayısıyla bu tarım dışı istihdam verisi de 6 Eylül'de gelecek. Bir de TÜFE verisi gelecek. TÜFE'nin ve PCE'nin çok faiz oranının miktarını etkileyici şeyi olmaz. 25 bas puanla etkileyici bir veri geleceğini sanmıyorum. Beklenti de o yönde değil. Ancak tarım dışı istihdam verisinin 25'i 50 yapabilme potansiyeli var. O da şeye bağlı. Yani geçen ayki 114 bindi yanlış hatırlamıyorsam. Beklenti 6 gelen, evet, tarım dışı istihdam verisini biraz kasırga etkilemişti. Teksas'ta ciddi bir kasırga oldu. Zaten sezon da başladı. Bu ayikinde bir sıçrama olabilir mi? Yoksa yine devam ediyor mu kasırga etkisi? Ona bağlı. Kasırga etkisinden arındırarak tarım dışı istihdama bakıldığı zaman şayet gene 4.3'lerde isek faiz artışı 25 bas puanla sınırlı kalır. Kasırga etkisinden arındırılmış bir şekilde tekrar %4.5'in üzerine çıkma, %4.6 falan gibi bir şey gelirse belki 50 bas puanlık bir faiz indirimi de olabilir. Yani tarım dışı istihdam rakamına bağlı olarak. Şeyde parite dolar endeksi ne olur perspektifinden baktığımız zaman tarihsel olarak Bank of America bir rapor yayınladı. Tarihsel olarak dolar endeksi Ağustos'ta zirve yapıyor. Eylül-Ekim ortasına kadar düşüyor. Kasım'da tekrar güçleniyor. Aralık'ta tekrar düşüyor. Böyle bir tarihsel veri var. Ve son 13 yılın seçim öncesinde dolar endeksi ne yapmış diye ona da bakmışlar. 10 yılında şeyden önce, seçimden önceki 70 iş günü içerisinde %77 yükselmiş dolar endeksi. Seçim öncesi. Seçim 70 öncesi iş 70 hep... günün ortalamasında %77 dolar endeksi yükselmiş. Dolayısıyla mevsimsel etkilerden etkiler olarak hani buralar artık dolar endeksinde perspektif olarak şeyden bakacak olursak yani seçim yılı olması hasebiyle 70 gün bu haftaya tekabül ediyor. Buradan itibaren dolar endeksinin yükselmesi, paritenin biraz aşağılara inmesi lazım. Pound, dolar da biraz hızlı yükseldi yani, evet, geçen hafta geçen özellikle hafta. De Powell'ın konuşmasıyla. Belki bir miktar daha devam edebilir zayıflama ama bugün sanki başladı gibi hissediyorum. Böyle bir gelişme de var. Peki, merakla takip olarak edeceğim. Bakalım, evet, bundan sonra o zaman yönünü yukarı çevirmesini bekliyoruz dolar endeksinin. Şimdi peki benim size sormak istediğim bugün FT'de çıkan bir görüş var daha doğrusu. Eski Hindistan Merkez Bankası Başkanı'nın gündeme getirdiği bir bakış açısı Raghuram Rajan'ın merkez bankalarının müdahale biçimleri üzerinden yaptığı bir değerlendirme var. Finansal piyasalara etkisi üzerinden. Şöyle diyor özetle, çok uzatmayayım ben. Yani finansal piyasalar her sıkıştığında merkez bankaları devreye girmemeli. O eşiği biraz yüksek tutmalı. Aksi takdirde likiditenin merkez bankaları dışındaki finansal piyasalarda yoğunlaşması piyasa kırılganlığını artırıyor diye özetleyebileceğim. En azından ben böyle çıkardım. Siz daha fazlasını yorumlarsınız şimdi. Bunu nasıl okumak lazım? Yani bu merkez bankalarının müdahale meselesi aslında epeydir bu Mart başındaki küçük bankalar hikayesinden beri de konuşuluyor. Evveliyatında örnekler de var daha önceki krizlerden. Ne dersiniz? Burada threshold yani sınır ne olmalı merkez bankaları açısından? Şimdi şu uyarı aslında ciddi önemli de bir isim. Eski, hı hı, Hindistan Merkez Bankası Başkanı, akademik background'u da çok güçlü birisi. Tanınan, sevilen, saygı duyulan bir isim. Biz de Merkez Bankası Başkanı'yken çok konuştuğumuz, takip ettiğimiz birisiydi. Uyarısı şu aslında, bir ekonomik istikrar konuşuluyor. Bu ekonomik istikrar finansal istikrarsızlıklara yol açabilir. Paradoksal bir şekilde buna yol açabilir diyor, evet. Evet. Ya bunun nedeni de kaldıraç, çok kaldıraçlı, hı-hı, işlem var.
Şu anda acil olarak güçlü bir faiz indirimi şeyi yok, ihtiyacı yokken merkez bankalarının bu kadar yüksek kaldıraç varken faiz indirimlerinde hızlanması ve yarışa girmesi zaten gevşek olan finansal koşulları daha da gevşeterek enflasyonun yükselmesine, finansal piyasalarda da türbülanslara yol açabilir. Finansal piyasalardaki türbülanslar ya ekonomik işte resesyon işini konuşmuştuk, carry trade meselesi dolayısıyla ya ekonomide hakikaten bir ciddi daralmaya doğru gidişat ya da finansal bir panik olduğunda bu kaldıraçlı pozisyonlar kapanıyor, temizleniyor. Henüz temizlenmedi. Halen bugün sizde de haber vardı. Yen'den Yuan'a doğru carry trade para birimi diye. Hatta Namuro, Citigroup, bir iki yatırım bankası evet, da var. Evet, gördüm. Yuan pozisyon carry trade Yuan'la yapınca işte daha karlı oluyor. Yen'le zarar etmiş pozisyonları. 8 ülke, gelişen ülke para birimine pozisyon açılmasını tavsiye etmişler. Yuan'da carry trade olarak açığa satış önermişler. O da riskli bir şey. 2015'te büyük türbülansa bu sefer Yuan dolayısıyla yaşamıştık. Dolayısıyla diyor ki bu finansal koşullar, Powell çok kısıtlayıcı, yeterince kısıtlayıcı noktadayız diyor ama Chicago Fed'in finansal koşullar endeksine baktığımız zaman son 100 yılın ortalamasından daha gevşek aslında. Finansal koşullar Fed'in söylediği kadar sıkı değil. Enflasyonda riskler de o kadar bitmiş değil. Enflasyonla mücadelede başarı, zafer şeyi yok diyor ortada. Dolayısıyla hızlı ve büyük miktarda faiz indirimi tekrar yapabilir. Finansal piyasalarda istikrarsızlık yaratabilir. Şöyle bir notu bağımsız olarak söyleyeyim. Bostik söylemiş, %3'te FED durur. Bir de Kamala Harris kazanırsa 2025'te faiz indirimi olmaz, FED durur. Ocak ayına kadar ne indirdiyse artık. O da yani 4,5 falan gibi, hani 100 bas puan faiz indirimi bekliyor şey. Hadi 125 diyelim, 5,5'tan 125'i çık, 4,25'lerde falan durur değerlendirmesi de var. Trump kazanırsa faiz artışı gelir diyen yorumlar da var. Dolayısıyla önemli, hızlı gitmemeleri lazım. Enflasyonla ilgili hakikaten enflasyonun yani o değerlendirme Financial Times'ta çıkan şeyde yani Fed'in sıkılaşmasından bağımsız olarak pandemi sonrasında tedarik zincirindeki iyileşmeler dolayısıyla biraz enflasyon düştü. Özellikle mal enflasyonu, hizmet enflasyonu halen yüksek. Nitekim PCE'de göreceğiz gene kira, hizmet ve biraz da dayanıklı özellikle motor taşıtlarda fiyat artışları var. Yani bir zafer havasına, sarhoşluğuna kapılmamak lazım. Anladım. Peki. Son 4 dakikamız biraz jeopolitikle devam edelim. Oradan da isterseniz Türkiye'deki görünüme bağlayalım. Yani jeopolitik riskler ne kadar yan etki üretecek noktaya geldi küresel ekonomi açısından? Bu görünümde Türkiye açısından dikkat etmemiz gerekenler neler? Yani küresel tabii risk iştahını azaltıyor. Yani bölgesel savaş çıkma riski büyük. Son 10 ayın en ciddi şeyi oldu, riski oluştu. Pazar, cumartesi sabahı ve sonrasında yaşananlar. İşte onları özetlemeyin vakit tasarrufu açısından. İki taraf da güçlü. Yani Hizbullah Hamas'tan çok güçlü bir organizasyon. 150 bin roketi var. Hassas güdümlü füze denemeleri yapıyor. Çok sofistike drone filosu var. Ve daha fazla eğitimli askeri güce sahip insan olarak. Bundan önce de tecrübe etti karada Hizbullah'la mücadele Hamas kadar kolay olmaz. İki tarafta savaşmaya hazır olduğunu söylüyor. İki tarafta savaşmak istemediğini söylüyor. Nasrallah pazar günü 6'da bir konuştu işte.
Yani bu son değil, gelişmelere bakacağız. Şimdilik intikam alındı perspektifiyle konuştu. Netanyahu da hikayenin sonuna gelmedik diye açıklama yaptı. Dolayısıyla oradaki risk bizi özellikle çok olumsuz etkiliyor. Borsayı çok ürkütüyor yani. İsrail bizi de olumsuz etkiler diye. İşin içerisine İran da girerse bölgesel riskler artar diye. Şimdi bizim açımızdan tabii bir de Cuma günü yaşandı bu jeopolitiğe ilaveten. Powell çok gevşek bir güvercin bir perspektif çizmesine ve birdenbire borsalar, ABD borsalar %1'in üzerinde endekslerde kapanmasına rağmen bize son dakikalarda gelen satışta borsamız kötü gitti. Çünkü Mehmet Şimşek'in istifa haberi bir şekilde çıktı. Sonra piyasa kapandıktan sonra bunun yalan bir haber olduğunu, Cumhurbaşkanı desteğinin güçlü olduğunu Sayın Mehmet Şimşek açıkladı. Bizim son 3 programdır, bundan önceki 3 programda sıkıntı olduğunu, Mehmet Şimşek'e destek olunması gerektiğini, programdan erken faiz indirimi yapmanın yanlış olacağını ve Cumhurbaşkanı desteğinin önemli olduğunu, bu desteğin sürmesi gerektiğini söyledim. Söyledik, hep konuştuk bunları. Evet. Çünkü bir erken faiz indirimi, özellikle reel sektör kaynaklı faiz indirimi beklentisi çok dillendirildi. Maalesef piyasanın saygın isimleri de bunu konuşmaya başladı. Büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha önce bu ekonomiyi buraya getiren böyle kötü ekonomi yönetiminin dizaynına kafa yormuş. Aynı ekip buradan tekrar dönüş perspektifi şırıngalıyor. Yani bunu çok yanlış ve Türkiye'ye zarar verici olduğunu söylemek isterim. Özellikle de konjonktür itibariyle dolar endeksinin yükseleceği, seçim belirsizliğinin olduğu, bu kadar jeopolitik riskin olduğu, halen carry trade pozisyonlarının tam kapanmadığını, bu kadar finansal, yüksek finansal kaldıraç dolayısıyla en ufak bir türbülansla tekrar tekrar dayak yiyeceğimiz bir dönemde Fed'in de çok fazla hani faiz indirimi perspektifinin olmadığı 2025 itibariyle. Dolayısıyla yurt dışında risksiz getiri imkanı varken Türkiye'ye yabancı sermaye girişinin azalacak olması ve bir de jeopolitik riskleri artırıcı iç politik söylemler hakikaten işimizi çok zorlaştırır. Tekrar tekrar başa döneriz. Enflasyonda da Türk halkı da yeterince acı çekti, yoksullaştı bu enflasyon yüzünden. Dolayısıyla aklımızı başımıza toplamamız lazım. Vedat Bey çok teşekkür ederim. Her pazartesi olduğu gibi bana eşlik ettiğiniz kıymetli değerlendirmeleriniz için çok sağ olun. Burada noktalayalım günden kalanlara. Birazdan 60 dakika var. 60 dakikada konuşmaya devam edeceğiz.